İşte Analiz programı olarak İzmir'de Kaan Granit Sanayi Ticaret'e konuk olduk ve yanımızda Kaan Bey var. Kaan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kaan Gülcan, 1994 İzmir doğumluyum. Ege Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Yaklaşık 15 senedir bu sektörün içerisindeyim. Son 2 senedir de İzmir Mermerciler Derneği'nde aktif olarak yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimiz bir aile şirketidir. 1987 yılında İzmir'de rahmetli babam İlhan Gülcan tarafından kurulmuştur. Kurulduğumuz ilk gün benimsediğimiz mermer ve traverten üzerine olan çalışma biçimini gelişen şartlar ve teknoloji doğrultusunda günümüzde kuvars, porselen ve granit malzemelerde de sürdürmekteyiz. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Hizmet alanlarımız öncelikle yaşam alanlarımızda büyük bir yer kaplayan mutfak ve banyo tezgahları olarak profesyonelleşmiş bir şirketiz. Bunun yanında mermer, masa, sehpa, şömine, duvar kaplaması, yer zemin kaplaması olarak hizmet vermekteyiz. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Hizmet verdiğimiz lokasyonlar öncelikle İzmir ve Ege bölgesidir. Bunun yanında Marmara bölgesi ve İstanbul'dan gelen talepler doğrultusunda oradaki projelere de hayat vermekteyiz. Sektörünüzle ilgili gelişmeler nelerdir ve bu alanda neler yapılması gerekir? Sektörümüzde günden güne zorlaşan piyasa şartları, dünyadaki yaşanan ekonomik daralma neticesinde kalite ve işçilik olarak günden güne kan kaybetmektedir. Bu bizi üzen bir durum. Bunun için çözümler arıyoruz. Bununla birlikte kendimizi hizmet ve kalite alanlarında geliştirebilmek için, teknolojik alanda gerekli atılımları yapabilmek için, yurt dışındaki rakiplerimizle ihracat alanında yarışabilmek için devlet teşviklerinin acilen arttırılması gerekmektedir. Kalite politikanız nedir? Kalite politikamız yıllarca ilk günkü halini koruyan kalıcı ve estetik eserler üretmektir. Bu doğrultuda kalite şartlarımızı yerine getirmeyen hiçbir ürünü müşterilerimize sunmamaktayız. Sektörünüzde yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? Sektörümüzde yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntı kalifiye eleman problemidir. Son yıllarda Türkiye'deki çoğu iş kolunda olduğu gibi bizim sektörümüzde de kalifiye eleman sorunu büyük bir yer teşkil etmektedir. Ne yazık ki bizim bir lisemiz, bir üniversitemiz var fakat lisemiz mevcut değil. Bize bir meslek lisesi, yani çalışmalarımız var fakat hayata geçirebilmiş değiliz. Eğer ki onu hayata geçirebilirsek sektörümüze çok iyi kalifiye elemanlar katabileceğimizi düşünüyorum. Bunun yanında merdiven altı dediğimiz, özellikle İzmir ve Ege bölgesinde merdiven altı dediğimiz kaliteden ve profesyonellikten uzak, kalitesiz işçilikle müşterilerimize hizmet sunan firmalar bizim ismimizi birazcık lekelemekte ve bizi üzmekte. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor fakat şu anda elimizden çok fazla da bir şey gelmiyor. İleriye yönelik hedeflerinizi anlatır mısınız? İleriye yönelik kısa vadeli programımız içerisinde, yani 200 senelik programımız içerisinde makine parkımızı bir adım ileriye taşıyarak kas gücünü en aza indirmek var. Bununla birlikte 4-5 senelik orta vadeli programımız içerisinde istihdam, iş gücü ve ihracat kapasitemizi yaklaşık 4-5 kat arttırmak yer almaktadır. Türkiye'nin doğal kaynak rezervlerinin kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğal kaynaklarımız sizin de dediğiniz gibi mermer olarak çok zengin. Granit olarak o kadar zengin olmasa da onu da ocaklarla değerlendiriyoruz. Yani ihracat olarak Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir yer kapsıyor mermer ve granit ihracatı. Fakat işlenmiş malzeme olarak ihracatımız birazcık düşük. Bu işlenmiş malzeme olarak, yani sanayileşebilirsek, fabrikalarımızı arttırabilirsek, yurt dışına ham muamele olarak değil de işlenmiş malzeme olarak satabilirsek bizim yurt içine gelirimiz çok daha fazla olacaktır. İhracatta en çok talep hangi ülkelerden geliyor? İhracat olarak özellikle Arap ülkeleri bizim mermerlerimizden çok fazla talep ediyorlar. Orada çok fazla ihracat oluyor. İngiltere, Avrupa'ya da, Almanya, İngiltere işlenmiş malzeme olarak da ham mamul olarak da mermer satışımız mevcut. Ülke bazında. Arap ülkeleri bizim sektörümüzün yani %15-20'sini her sene ihracat ediyoruz Arap ülkelerine.
yoğun bir talep söz konusu. İlerleyen dönemler için toprak altı zenginliğimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? İlerleyen dönemlerde toprak altı zenginliğimizi daha iyi kullanabileceğimizi umut ediyorum. Gelişen teknoloji ve şartlar doğrultusunda. Fakat toprak altı zenginliğimizin yanında az önce de bahsettiğim gibi sanayileşerek, bu malzemeleri işleyerek dış ülkelere pazarladığımızda çok daha fazla kazancı, çok daha kalıcı olarak elde edebilmemiz mümkündür. Kaan Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izleyen izleyicilerimize, yani potansiyel müşterilerimize sesleneyim buradan. Bizim sektörümüzden bir hizmet alacakları zaman gelsinler, işletmeyi yerinde görsünler, ziyaret etsinler, işletmesini, profesyonelliğini görsünler. Daha sonra hangi firmayı seçeceklerine karar versinler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.